Şimdi bir çözüm önerelim. Mesela gözümüzün önünde bir tartışma var şimdi. İnsanlar nasıl beslenebilecekleri kadar gıdaya ulaşabilecekler? Türkiye'de insanların sorunları nasıl çözülecek? Türkiye'de belli bir yaşam standardının üzerinde insanlarımızı yaşatmayı nasıl başaracağız? Şimdi bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek var şimdi haberde izleyeceğiniz gibi. Şimdi onlardan bir tanesi bir çözüm önerisi yani. Biliyorsunuz Demirören grubu, başında Yıldırım Demirören var. Ziraat Bankası'ndan bir kredi aldı, gitti bir medya grubu aldı. Kredinin miktarı 750 milyon dolar. Bu kredinin ödenmediği iddiası siyasette konuşulup tartışılıp duruyor. Bununla ilgili bir önerge de verildi mecliste ama araştırma önergesi reddedildi. Fakat tartışma bitmedi. Muhalefet diyor ki kredi ödeniyor mu? Şu ana kadar ne kadarı ödendi? Ödenmediyse gerekli işlem yapıldı mı? Efendim, ortada bir soru var. Yeni bir soru. Soruların çoğu cevapsız bu ara. Ama bakın zor değil. Kaynak mı isteniyor? İşte kaynak. Bu 750 milyon dolar kim tarafından ödenecek? Demirören aldığı krediyle ceviz ağacı mı dikti kardeşim? Tarım ürünleriyle ilgili sanayi yatırım mı yaptı? KYK borçlusu gençlerden alacağını söke söke alan devlet kimlere göz yummuş ortaya çıktı. Organize suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker ortaya attı iddiayı. Demirören grubuna Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi kullandırıldığını ve bu kredinin hala ödenmediğini. Muhalefet Doğan grubundan alınan televizyon ve gazeteler karşılığında Demirören grubuna Ziraat Bankası'ndan kullandırılan 750 milyon dolarlık krediyi meclis gündemine taşıdı. Araştırma önergesi verdi. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi önerge. Tartışma kapanmadı, daha da alevlendi. Birinci önceliği tarımın finansmanı olması lazım. Sonra dönüp eğer fazla kaynağı varsa başka alanlara bakacak. Paranın ödenip ödenmediğini de biz şu anda bilmiyoruz. Banka yetkilileri neden takip etmez? Kamu bankaların tüm kredileri teminat alınarak yapılmıştır. Her günün faizi ödenecektir. Siyaset Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı ancak geri ödemediği iddia edilen 750 milyon dolarlık krediyi konuşuyor. İddiaya göre Demirören grubu kredi için Kemerburgaz'da gerçek değerinin 10 katı üzerinde bir araziyi teminat gösterdi bankaya. Arazinin imarlı raiç bedeli bankaya devredildiği gün 650 milyon dolardı. Ancak devir işleminden sonra mahkeme imar planını iptal edince arazinin değeri bir anda 65 milyon dolara düştü. Bu teminat işlemiyle Ziraat Bankası milyonlarca dolar zarara uğradı. Çiftçinin traktörü ve hayvanlarına haciz koyuyor, evini satıyor, tarlasını satıyor, ocağına incir ağacı dikiyor. Ama söz konusu Demirören önce ne yapıyor? Hiç. Borcun ödenip ödenmediğini açıklaması gerekenlerden birisi de Erdoğan. Ama ne yapıyor Erdoğan? Halkına nankör diyor. Nankörlük yapmaya devam etsinler diyor. Söz konusu devir işlemiyle Demirören grubunun Ziraat Bankası'na olan 750 milyon dolarlık borcunun tamamından kurtulduğu iddia ediliyor. Kamu bankalarının battığı dönemler çok yerde kalmıştır. CHP anlayışıyla bir yıl içerisinde onlarca bankanın battığı çok eskide kalmıştır. Demirören aldığı krediyle bir kuruluşu yandaşlaştırdı, iktidarın ve sarayın emrine girdi, karşılığında da aldığı paranın ödenmemesine göz yumuluyor. Muhalefet de sorularla birlikte kamu bankalarının verdiği bütün kredileri araştıralım diyerek mecliste önerge hamlesi de yaptı ama o hamlede Cumhur İttifakı'ndan döndü. Araştırma önergesi mecliste reddedildi. İddialar karşısında Demirören grubu da Ziraat Bankası da sessiz.